Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, herkese selamlar, herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Aksaray, maşallah. Sizleri şöyle birazcık tanımam lazım. Şöyle bir bakayım salonda. Ne kadar 12. sınıf var bir görebilir miyim? Bir tanışalım önce. 12. sınıf. Siz bayağı yaşlanmışsınız erkenden. Güzel. Ne kadar 11. sınıf var bir görebilir miyim? Tamam. Ne kadar 10. sınıf var? Var mı? Tamam. 9 var mı aramızda? 9 sınıflardan. Yani 8 var mı? Aa, 8 de var. Az bir grup var orada. 7 var mı? 6? Yani 5? Tamam, peki. Mezun tayfa var mı aramızda? Mezun tayfayı da bir göreyim. Tamam, hoş geldiniz. Üniversite olup gelen var mı? Hocam ben üniversiteyi kazandım, yeni tayfadanım. Var, güzel. Bir 5-10 kişi var gibi. Hoş geldiniz. Süper. Peki. Koplice böyle hocam biz lise olarak komple geldik. Hatta iyi oldu dersten de yırttık diyenleriniz falan var mı? Var ya. Çok fenasınız ha. Tamam, hoş geldiniz. Güzel. Peki. O zaman şöyle bir giriş yapalım. Bir yandan gelmelerle devam ediyor. Yani birazcık muhabbet edelim. Arkasından güzel bir girizgah yapalım. Yaklaşık bir saat boyunca beraberiz. Bir saat nasıl bir süre sizce? İyi mi? Kaç? İyi mi? Fazla mı? İki saat. İki saat. Ne anlatacağız burada ev senin? Vay. Eyvallah. Güzel. Yalnız bir kesim iki saat diye alkışıyor. Öteki şöyle bakıyor. İki saat burada oturacağız yani falan diye. Peki. Ben şöyle kısaca kendimi tanıtayım o zaman. Bir yandan arkadaşlar gelmeye devam ediyorlar. Ardından neler anlatacağımı anlatayım. Geçen sene de gelmiştim. Hatırlayan vardır. Geçen yıl gelenleri de bir görebilir miyim? Hocam ben sizi bir kere dinlemiştim geçen sene diyen. Süper. Diğer arkadaşlarla yeni tanışıyoruz gibi bir durum var. Peki. Benim ismim Gökhan Müftüoğlu. Sizlerin belki duyduğu isimle ya da bugün duyacağı, tanışacağı isimle Gri Koç. Niye böyle bir isim koyduk? Aslında yıllardır gittiğim birçok şehirde bunu anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Gri'den beyaza bir yolculuk başlattım yıllar öncesinde. O yolculuk içindeki maddeleri, başlıkları birazdan sizlerle paylaşacağım. 1987 Kırıkkale doğumluyum ben. Kırıkkale'yi belki bileniniz vardı, böyle Ankara'nın gölgesinde küçücük bir şehirde. Orada doğdum, orada büyüdüm. Ardından üniversitemi kazandım. Üniversite yıllarında daha çok kişisel gelişim, koçluk alanına yönelmeye başladım. Derken YouTube tarafında başlattığımız bir hareket başladı. Aslında yaptığım işi oraya taşıdım. Peki ne iş yapıyor diye bir ne derim ona? Aynı sizler gibi. Özellikle 11. sınıf, 12. sınıfa mezun tayfa dediğimiz, yani sınava çok yakın. Her ne kadar 11'ler bize daha çok var hocam lütfen falan dese de bence artık öyle değil. Gerçekten 11. sınıf bence tam bir sınav öğrencisidir bana göre. O tayfaya bireysel koçluk danışmanlık yaparak başladı süreç. Ardından YouTube tarafında ciddi bir operasyon başladı. O tarafta birçok video, birçok canlı yayında sizlerin karşısına çıktım. Şu an YouTube Türkiye'nin bu alandaki en büyük kanalının, en büyük sisteminin kurucusu olarak karşınızdayım. Yıllar sonrasında, 10 yılın sonunda Gri'den Beyaz isimli bir kitap yazdım. Bu kitabın amacı aslında 10 yıl boyunca hayaline, hedefine ulaşan öğrencilerimin yaşadıklarını kaleme almaktı. Bugün de inşallah onlardan bazı başlıkları sizlerle paylaşacağım. Peki. Hadi gelin şöyle güzel bir başlangıç yapalım. 5 tane kritik başlığım var benim. Geçen sene gelenlere şöyle bir cümle söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Eğer önümüzdeki yıl Aksaray'a bir daha gelirsem çok büyük ihtimalle başlıklarım yine aynı olur. Çünkü başarının yolu kolay kolay değişmez. Ama hikayelerim çok büyük ihtimal değişecektir. Hatta depremi yaşamasına rağmen, deprem bölgesindeki öğrenci olmasına rağmen hayaline, hedefine ulaşan gençlerin hikayesiyle karşınıza çıkacağım demişimdir. Hatırlayanlar vardır. Bugün ise o hikayelerle geldim. Peki, o zaman en baştan girersek. Gelin bir hayal kuralım hadi. Bir yolculuk hayali kuralım şöyle. Ben buraya İstanbul'dan geldim. Eğer aracımla geliyorsaydım herhalde Aksaray'la alakalı bu bölgenin konumunu girerek başlayacaktım değil mi? Yani kafadaki ilk soru şuydu aslında. Benim yolculuk nereye? Yani benim hedef ne? Çok klasik değil mi bu? Çok klişe artık. Herkes soruyor bunu. Hedefin ne? Hangi bölüm istiyorsun? Sekizleri de soruluyor bu. Mezun tayfaya da soruluyor. Hatta üniversiteli tayfaya bile sorulabiliyor. Hedefin ne? Önce oradan başlamak zorundayız ama. Çünkü hedef belli olmayınca diğer başlıkların pek bir anlamı kalmıyor. Sınavı kazandıracak taktiklerin de bir anlamı kalmıyor.
İkinci başlıkta herhalde şu karşımıza çıkacak. Tamam, ben Aksaray'a yola çıktım, geliyorum. Diyelim ki kendi aracımla geliyorum. Ama beni buraya getiren bir niye olması lazım? Niye gideyim ki Aksaray'a? Yani durduk yere ne oldu? Evimde oturabilirdim değil mi? Ama buraya getiren bir niye var? Hedeflere de aynı soruyu soracağız. Aranızdan biri dese ki hocam ya benim bir hedefim var. 17 bin sıralama istiyor benden bu hedef. Herhalde 17 bini başarmam lazım. Herhalde şunu sorarım sana. Niye? O bölümü seçtin ama orada bir niye var? İkide biraz bunu konuşacağız. Üçüncü başlığa geçeceğiz. Hedef seçildi. Niyesi de araştırıldı ya da araştırılıyor. Üçüncü başlık bana diyor ki hani yola çıkıldığında navigasyona konumu girseniz bile hepimizde bir tereddüt vardır değil mi? Acaba doğru yolda mıyız? Yanlış bir yola soktu mu? Hatta ben bazen İstanbul'da yani garip gelecek ama harita yanlış yola bile sokuyor. Yani bildiğin girilmez tabelesi var, oraya bile sokuyor bazen harita garip bir şekilde. Hepimizde o şüphe var ya, acaba doğru bir hedefin peşinde miyim değil miyim? Üçüncü başta biraz bunu konuşacağız. Çünkü birçoğunuz da şunu biliyorum, özellikle mezun tayfa bu konuda beni daha da iyi anlayacak. Hocam ya ben bir hedef seçtim ama arada bir şüphe etmiyor değilim. Yani bu hedef nereden çıktı, doğru yolda mıyım? Herkese de duyurdum bunu, mezuna kalma sebebim bile bu benim. Ama bir gariplik var burada, üçte biraz bunu konuşacağız. İnanın ilk üç madde tamamsa sınavı kazandıran asıl teknikler 4 ve 5'te bizim karşımıza çıkıyor. Zaman yönetimi, yani ben yola çıktım, bu yolculuk kaç saat sürecek? Bakın dikkat edin, seminere çıktığımda bile yaklaşık bir saat boyunca beraber izledim. Niye yapmış olabilirim ki sizce bunu? Yani burada 17 dakika durup da inebilirdim aşağı. Ama bir saat diye bir çerçeveleme yaptım. Çünkü zihnimizin buna ihtiyacı var. Yol kaç saat sürecek? Yani bir 12. sınıf bir mezun şunu sorguluyordu herhalde. Sınava kaç ay vardı? 7. Emin misin? 8 değil mi? Düştü mü artık? Peki. 11 sınav için kaç ay var? 11'ler şey böyle. Hocam ama yani o kadar da saymayalım değil mi? Sayın sayın. Lazım olacak bize çünkü. 4'te biraz bunu konuşacağız. Hem bir gündeki zaman yönetiminde hem de geriye kalan süreçte benim nelere ihtiyacım var? Biraz buna değinmemiz lazım. 5. ve son başlık. Her şey tamam olsa bile direksiyonda kim var? Bu arabayı kim sürüyor? Sen mi sürüyorsun? Bu hedefi sen mi belirledin? İlk fırsatta sen mi pas geçeceksin yolu? Yoksa her şeye rağmen o direksiyonu bırakmayıp bu hedefin peşinden sen mi gideceksin? 5'te bunu konuşacağız. O zaman gelin hadi en baştaki iki örneğin içine giriş yapalım. Ne istiyorum ve niye istiyorum? Yani benim hedefim ne ve ben bu hedefi niye seçtim? İki tane öğrenci örneğiyle başlayalım mı? Başarının da tanımını yaparak başlayalım hatta. Geçen sene aynı sizler gibi bir 12 sınıf öğrencim var. İsmi Yağız. Yağız özellikle Osmaniye bölgesinde yaşıyor. Aynı sizin gibi hedefi koymuş sene başında, takır takır çalışıyor. Çok da güzel bir hedef. Bir sayısalcı, iyi bir derece hali yola çıkmış bir öğrenci aradın. Geçen sene hatırlıyorsunuz, özellikle Şubat dönemindeki depreme kadar hakikaten biz çok iyi çalıştık. Çok çok iyi, bunun farkındayız, bilincindeyiz. Fakat o depremden sonra ortalık karışacak, bu belli. Karıştı da. Çalışmalar anlamında iddia ediyorum sizin o bölgeye uzak olmanıza rağmen fiziki olarak, yoksa gönülden yakın olanlarınız vardı. Hatta bundan etkilenip çalışamayanlar bile olmuştur, eminim bundan. Yağız'la biz çalışıyoruz, bir baktık hakikaten o olay yaşandı. Dedim ki burada şimdi bazı mizaçlar çökecek. Bu belli yani duygusal ama çok zor bir şey bu. Acayip zor bir şey. Biz o arkadaşları belki 3 hafta, belki 6 hafta, belki daha uzun süre ayağa kaldıramayacağız. Bunu biliyoruz. Bazı öğrenciler ama çok daha hızlı bir şekilde reaksiyon alacak. Çok hızlı. Yağız'la bunu konuştuk. Yağız'ın yaşadığı şey şu. Depremi de yaşadığı için ev gitti artık. Dedik ki hocam artık ev yok. Biz taşınacağız. Taşınalım. Başka bir bölgeye gideceğiz. Daha öncesinde çok samimi olmadığımız başka bir akrabanın evine gideceğiz. Orada yaşayacağız. Orada yaşarken de mecburen çalışmalarımı hiç tanımadığım, bilmediğim bir odada gerçekleştireceğim. Hani bunu ne olur azıcık hayalini kurun hadi. Yani tanımadığınız, bilmediğiniz bir yere gidip çalışmaya orada devam ediyorsunuz. Fakat benim şaşırdığım şey şuydu, itiraf edeyim. Yağız dedim, daha olay yaşanalı birkaç hafta oldu. Emin misin? Çalışmaya başlamak istiyor musun? Hocam dedi. Ben şartlar ne olursa olsun benim çok alakadar etmiyor. Evet orada öyle bir olay yaşandı ama benim bir an önce hemen çalışmaya başlamam lazım. Benim mizacıma ters olabilir bu. Senin mizacına ters olur mu? Yağız diyor ki hocam benim çalışmam lazım. Benim ne çözmem lazım? Bana diyor onu söyle hocam. İnanın planları yaptık. Ne istiyorsun ve niye istiyorsun? O kadar net ki Yağız'da. O kadar net ki. Hani adam şunu söyleyebiliyor. Hocam evet o öyle bir olay yaşandı. Kabul ediyorum. Yapacak bir şey yok. Mecburum da çalışmaya. Hadi şimdi ne yapmamız gerekiyor bana bunu söyle. Bir ara ne yaşadık biliyor musunuz? Bizi YouTube'dan falan takip edenler benim gri sorulara ne kadar önem verdiğimi bilirler.
Gri soru diye bir tanım var. O da şu. Aranızdan biri şey diyor ya, hocam benim bir kaynağım bitti diyor. Ben iddia ediyorum. İddia girmek isteyen varsa girebilirim. Gidelim o kaynağı alalım raftan, kitaplığınızdan. Koyalım masamıza. Ben içinde en az belki 30, belki 50, belki 100 tane çözülemeyecek, yani senin tarafından çözülemeyecek soru bulabilirim. Her ne kadar sen bitti desen de. Ben onlara gri sorular diyorum işte. Çözülmüş gibi, cevabı anlaşılmış gibi ama tam olarak anlaşılamamış sorular. Bir şey diyeyim mi? Zaten sınavı kazandıran da onlar. Yağız bir ara ne yaptı biliyor musunuz? Vallahi bak şok oldum. Hocam dedi, biz dedi bir ara memlekete yeniden döneceğiz. Ben dedi eve, eğer ki fiziki şartlarda sıkıntı yoksa, eve girip dedi benim bir gri soru ajandam vardı. Onu enkazdan çıkarmam lazım. Ben orada bir tırstım ama dedim ya abi saçmalama bak o kadar değil hani Allah korusun orada bir şey gelir başımıza falan boş ver kalsın. Yok hocam dedi ben aylarca yaptığım çalışma o kadar biriktirdiğim gri soru var bir hedefin peşindeyim yani giderim öyle bir tehlike yoksa ben girerim. Girdi. Ajandayı alıp çıkardı biliyor musunuz dışarı? Hocam dedi bütün gri sorularım benim orada. Bakın yerine 5 tane yeni kaynak alabilirsiniz. 10 tane yeni kaynak alabilirsiniz ama bir şey diyeyim mi? 6 aydır çözdüğünüz biriktirdiğiniz soruların aynı karşılığını vermez size. Çünkü check-up'lar yapılmış, doktora gidilmiş, tahliller yapılmış. Tahlil sonuçları zaten var. 3 aydır hastaneye gidiyorsunuz. Sonra yeni bir hastaneye gidiyorsunuz. Çok gıcık bir şey değil mi? Doktor diyor ki en baştan bir daha tahlil alacağız. Of en baştan yeniden serumlar bilmem neler falan. Çok gıcık bir şey ya. Aynı bunun gibi düşünün. İnanın Yağız iyi ki de onları çıkarttırmış. Son güne kadar iyi ki de çalışmışız. O dereceyi yapabildi mi derseniz. 2000 küsür bir sıralama yaptı Yağız. Tam bir güzel bir hayali yapay zeka mühendisiydi. Ankara'yı kazandı. Tam burslu olarak gitti. Ama inanın onun başarı tanımı bu kadar net olduğu için. İlk iki hedef bu kadar net olduğu için bunu başardı. Peki başarıyı buna ulaşmak diye mi yorumluyorsunuz hocam? Hayır değil. Şu salonda herkesin farklı bir başarı tanımı olabilir. Hatay'da başka bir öğrencim vardı. O deprem döneminde tanıştık onunla. Yaşadığı şeyin çok derinine inmeyeceğim. Böyle ajitasyon şeyleri anlatmayı çok sevmem. Kısaca özeti şu. Bütün ailesini kaybetti ve enkazdan çıktı bir öğrenci. Ama bütün ailesi gitti aynı enkazın altında. Ona sorduğum tek bir şey vardı. Konuştuğumuz tek bir şey vardı ve ona göre tek bir hedef vardı. Hocam ben şimdi kendi ayaklarım üzerine nasıl duracağım? Bakın başarılı ona göre kendi ayaklarım üzerine durmak ve yeniden sınava hazırlanmakta şu an mezuna kaldı. Peki soru. İki tane öğrenci. Hangisi sizce başarılı, hangisi başarısız? Hadi bir cevap verelim. Ben söyleyeyim mi? İkisi de benim gözümde aynı. Bir tanesi sınava bile giremeyecek kadar ağır bir travmadan sonra kendine gelinebilmeyi başardı. Ötekine bakıyorsunuz çok sağlam bir şekilde hedefine devam etti ve o gitti istediği sıralamaya ulaştı. İkisinden birine başarısız deme ihtimaliniz var mı? Bence yok. Çünkü yıllardır bu işin içindeyim. Aranızda Türkçe öğretmenliğine aşık olan da var. Aranızda ilk bine girip hocam ben işletme istiyorum diyeniniz de var. Hepsi benim gözümde yemin ederim aynı. Çünkü ilk iki başlık ne istiyorum ve niye istiyorum tamamsa başarı tanımı zaten ortaya çıkıyor. Ben bunu hatta şöyle yorumluyorum. Hani Ölü Ozanlar Derneği diye bir film var. Güzel bir film. Belki izleyeniniz olmuştur aranızda. Çok hoşuma giden bir sahnesi var. Bir edebiyat öğretmeni sınıfa giriyor. Diyor ki arkadaşlar diyor bugün şiirle alakalı kısmı okuyacağız diyor. Sınıfta bir arkadaş da bunu açıp okuyacak. Açıyor. Evet diyor arkadaşlar şiir budur. Şiir şudur. Anlatıyor böyle teker teker. Sonra edebiyat öğretmeni diyor ki şimdi o sayfaları yırtın diyor. Böyle bir duruyor herkes. Yani birkaç kişi hemen yırtıyor böyle sınıfından böyle şey yerleri olan öğrenciler var. Hocam zaten canımıza minnet hemen yırtalım falan. Birkaç arkadaş yırtmak istemiyor. Hani böyle sınıflarda şey vardır ya böyle her sınıfta kesim vardır. Hocam ödevimiz vardı diyen tipler vardır böyle. Hoca unutsa da öğrenci unutmayan arkadaşlar vardır. Öyle bir öğrenci herhalde. Hocam diyor yani ben bunu yırtmak istemiyorum. Öğretmen ne yapıyor biliyor musunuz? Alıyor çöp kovasını teker teker dolaşıyor. Herkes diyor yırtın aslında. Dolaş dolaş hepsine. Ama diyor bunun sebebi olmalı değil mi? Öğretmen ne diyor biliyor musunuz? Arkadaşlar diyor asırlardır yapılan şiir tanımını okuduk. Çok da güzel oldu. İyi ki de okuduk bunları. Ama şimdi diyor siz söyleyin. Size göre şiir nedir? Beni o kadar etkiledi ki bu olay. Ben bunu aldım başarıya yorumladım. Bana göre başarı ne? Sana göre ne? Artık her şeyin değiştiği bir çağda ne istiyorsun, niye istiyorsun da İyi bir başarı tanımı çıkarırsanız ortaya. Yani hocam bence başarı eşittir şu dediğiniz şey ne? Benim bunu duymam lazım sizden. Gelin ufak bir uygulama yapalım. Ne dediğimi daha da iyi anlatacağım size. Salonda kimse açıkta kalmasın. Birazdan bir şey rica edeyim sizden. Yanınızdaki arkadaşa dönmenizi isteyeceğim birazdan ve ona
bir dakika içinde ikiye böleceğiz süreyi. 30 saniye biriniz diğerine şunu yapacak. Diyecek ki bana göre başarı budur diyecek. 30 saniye süresi var. Burası bittiğinde bu tarafa söz hakkı geçecek. Bana göre de başarı budur diyecek. Nasıl tanımlarsanız özgürsünüz. Sonrasında ben bazılarınıza sormak istiyorum. Buyurun, süreniz bir dakika başladı. Yanınızdakini tanımasanız bile yapın ne olur. Zaten kısacık bir uygulama. Bana göre başarı budur. Hadi bakalım. Yaptınız mı? Yapsanız hadi. Ne çabuk. Sizinki bitti mi? Bir dakikada hemen. Kaç saniye olmuş? 40 saniyede bitti. Tamam. Soracağım birazdan. Son 10 saniye. Tamam. Gönüllü paylaşmak isteyen var mı hocam? Bence başarı budur. Paylaşmak istiyorum herkesle diyen el kaldırsın. Ben seçeyim böyle bir 3-4 arkadaştan almak istiyorum. Seninle başlayalım mı? Mikrofon verelim sana. Ayağa kalkmanı rica edeceğim. Bence başarı... Dur, ismin neydi? Yeter Kübra Bayraktar. Hatice? Yeter Kübra Bayraktar. Yeter. Ben Hatice'yi nereden uydurdum? Bilmiyorum. Pardon. Yeter Kübra. Aynen. Buyur Kübra. Bence başarı kendi ayaklarımızın üstünde durabilmek ve bu ileride kendimizi nasıl görmek istediğimizi başarmak. Bunu hani bunu gerçekleştirebilmek. Hmm. Ve ailemize, kendim açımdan söyleyeyim, aileme bunu kanıtlamak. Aileye kanıtlanan şey başarı mıdır diyorsun? Yani öyle kendi hedefime ulaşmak aslında. O hedef ne? Paylaşmak ister misin? Mimarlık. Mimarlık. Niye? Aile mesleği. Ailemin şirketi var, inşaat şirketi. Ha, orada işe gireceksin yani. Aynen. Ailemi ispatlayacağım, ben geldim. Hadi bana bir masa ver falan mı diyeceğim? Aynen öyle hocam. Güzel. Ama hayalinde bu olduğu için değil mi? Aynen evet. Tamam hadi İstiyorum. Bakalım inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Kübra. Güzel, bir alkış alınmıyor hemen bir anında. Güzel. Başka? Senle devam edelim mi? Evet. Ayağa kalkabilir misin? Mikrofon gelsin. Böyle bir 3-4 kişiden falan alacağım. Gönüllü. İsmini alayım önce. Mustafa Culha. Mustafa hoş geldin. Hoş buldum hocam. Sınıf kaç Mustafa? 12 hocam. 12. Sana göre ne başarı Mustafa ya? İlk 20 binde bilgisayar mühendisliği kazan. İlk 20 binde bilgisayar mühendisliği. Evet. Üniversite bölüm bu kadar net mi diyorsun? Evet hocam. Peki niye? Hocam yani bilgisayar mühendisliği kolay yapabileceğim bir meslek olarak görüyorum hocam. Güzel. Nasıl zaten anladın bunu? Benim şey teknoloji olarak ilgim bayağı fazla hocam teknolojik aletlere. Ondan da hatta bir ara bağımlılık şeyine kadar gelmişti bu. Bağımlılık? Evet hocam. Oyun falan değil ama değil mi? Oyun hocam. Hala oynuyor musun? Şu ara azalttım hocam sınav senesinde olduğum için. Mesela ne kadar azalttın? Ya bir saat falan. Toplam oynadığın miktar mı bir saat? Toplam. Ha tamam öyle de ben tersten düşünüyorum güzel. İnşallah kazanınca oyunda üretecek misin bize? Evet hocam düşünüyorum. Tamam hadi bakalım Mustafa hatırlarız seni o zaman. İnşallah. İnşallah. Peki, teşekkür güzel. Ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Siz de devam edelim mi? Şuraya hemen verebilir miyiz? Sizden biri hanginiz olursa. Önce ismi alayım. Zümrel Koyuncu. Zümra. Hoş geldin. Zümrel Koyuncu. Başarmak bir felsefedir bana göre çünkü... Başarmak? Felsefedir. Felsefedir. Evet. Hmm. Ve... dünyaya geliyoruz. Bu yüzden bir şeyleri başarmalıyız ki hayata tutunabilelim. Hı hı. Benim felsefem başarı yani. Senin felsefen başarı. Cümle içinde kullanarak tanım yaptı şimdi. O yani, bile felsefik oldu. Kendimiz mesela başarmayı hedefleyerek aslında. Aha. Yani felsefemiz başarı ya. Bunu başarmak bile başarı zaten. Benim beynim yandı şu anda. Şimdi başarıyı felsefemiz edinince... Bu felsefeyi hakkıyla uygularsak aslında bu bile başarı oluyor. Evet. Kısır bir döngü diyoruz yani. Öyle. Aynen öyle. Güzel hadi bakalım. Teşekkür ederim sağ olasın. Rica ederim. Tamam bir kişiden daha alacağım sonra devam edeceğim. Tamam oradaki arkadaşımıza da olsun mu böyle? Ayağa kalkabilir misin gözlük arkadaşım? Evet sen. Kot. Ayağa kalkınca bile alkış var sana. Niye acaba? Evet. İsim neydi?
Mikrofonu bozdun mu kız? Hayır, bozmadım. Tamam, ses geliyor. Biraz daha yaklaştırır mısın? Hazal Altında. Hazal, hoş geldin. Sağ olun, teşekkürler. Sen kaçın sınıfsın? 8. sınıf öğrencisiyim. 8'sin? Evet. Sana göre başarı ne? Bana göre başarı, koyduğun bir hedefi başarmak ve böyle çevrende yapamazsın diyenlere bunu kanıtlamaktır. Sen 8'de şu an bu duygularda mısın şimdiden? Evet. 12'de seni şu an hayal edemedim bir anda. Sonra hedefin ne peki? Üniversite için falan var mı bir hedefin? Üniversite için eczacılık okumak istiyorum. Niye? Eczacılığın kendime daha çok uygun olduğunu düşünüyorum. Sayısalcıyım bir tık daha. Sayısal derslerim daha iyi. Tamam. Ondan dolayı. Hadi bakalım, inşallah yolun açık olsun. Güzel. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Süper. Tamam. Şimdi bunu dakikalarca sürdürebiliriz. Başarı nedir diye yola çıkıp hepinizi dinleyebilirim. Fakat üçüncü başlığa geçeyim. Niye? Sizin burada anlattığınız ne varsa, ki hepsine sonuna kadar saygım var. Yani ister buna eczacılık deyin, ister felsefi yorumlar yapın, ister direkt eşittir para deyin, ister havacılık deyin, uzay deyin, ne diyorsanız deyin. Hepsine sonuna kadar saygım var. Ama üçüncü başlık bana diyor ki, sen bunu söylüyorsun ama doğru yolda mısın, değil misin? Yani hedefin gerçekten bu olduğuna nasıl ikna oldun? Az önce Mustafa'ya sordum ya, hani oyunlarla bir bağ mı var, yoksa hakikaten bunu nasıl anladın, yani bunu nasıl fark ettin? Bu kısımdaki altyapıyı doldurmamız lazım. Bakın, geçen yıl yine yaşadım, ondan önceki yılda yaşadım. Hep yaşadığım şöyle bir durum var. Bir öğrenciyle eğer ki görüşmeye başlamışım, aradan 2 ay geçmiş, 3 ay geçmiş, öğrencim demiş ki hocam ben net bir şekilde sayısalcıyım demiş. Hedefini de söylemiş, sağlık alanı demiş mesela. İlerleyen aylarda geometriden nefret ettiğini ama itiraf etmiş. Matematikten nefret ettiğini, fiziği sevmediğini, sevemediğini ve böyle böyle devam ediyor. İtirafla da kalmıyor, denemeler de haliyle netlere dönüşmüyor sürekli. Aradan geçmiş 3 ay, hala netlerde hiçbir değişim yok. Şimdi, burada sorgulamalı mıyım? Yoksa hiçbir şey olmamış gibi devam etmeliyim. Ben geçen sene ısrarla bazı öğrencilerimi sorguladım yine her zamanki gibi. İsmini vermeyeceğim çünkü sonu çok olumlu bitmedi, olumsuz örnek vereceğim bu sefer. Geçen yıl gelenler hatırlar, olumlu bir örneğini de hatta bu yılda vereyim, aynı örneği, sorun değil. Bu öğrencimle biz ne yaşadık biliyor musunuz? 3 ay geçti, 6 ay geçti, dedim ki çok net bir şekilde artık sen bir sayısalcı değilsin. Yani hedefi koymuşsun ama bu hedefi sanki birilerinin sadece ispat için koymuşsun. Hani sana şey demişler ya, sen tıp kazanamazsın. Senin de tek derdin şu olmuş, kazandığımı göstereceğim size günün birinde. Sonrası yok. Bir öğrencim vardı, hiç unutmuyorum, şey demişti. Hocam dedi, o hukukçu olayım bir, başka bir şey istemiyorum. Ne yapacaksın dedim. O cübbeyi bir giyeyim. Sanki bütün sülaleyi mahkemeye verecek. Yani öyle bir bilenmiş, yani akrabalara bilenmiş böyle, hocam onlarla görüşeceğim ben falan. Ne yapacaksın, eve haciz mi göndereceksin akrabaların, kimle ne hesabın var senin, dur ne oldu hocam, o hırstan mı çıktı yoksa aşağıda mükemmel bir adalet tutkusu mu var hocam, muazzam bir sağlık alanına ilgi mi var, yoksa gerçekten böyle bir gaza gelmeyle mi çıktı ortaya? İnanın o öğrencimle aylarca bunun savaşını verdim. En son dedim ki ben seninle bu yola devam etmek istemiyorum çünkü bakın 6 ay geçmiş. Aranızda bazıları bunu yaşayacak, üzülerek söylüyorum. Göz göre göre hataya devam edecekler. Hatta bu öğrenci 3. yıl bir mezundu. 12. sınıf olsa yine anlam veririm. Çünkü 12'lerde biraz daha cesur oluyor bu konu. Hocam Allah'ın sever sen de bir dur Allah falan diyebiliyor bana. Vallahi bak hocam diyor, çok abartıyorsun falan diyor böyle. Sınavdan sonra ortalık karışıyor. Ama mezun tayfanın aynı hatada bazen inatçı olması beni gerçekten çok şaşırtıyor. Çünkü hedefi sorgulamak mükemmel bir şeydir. Eştarkçı tayfama da söylüyorum bazen. Ya diyorum, eştarkçı olduğuna emin misin? Öyle bir öğrencim de oldu yıllar önce. En son annesiyle görüştüm. Dedim ki bak, yani sizin çocuk hakikaten bir eştarkçı değil. Kendisiyle konuştum bu arada. Tarih aşığı, tarihe aşık. Hocam dedi, ben bir sözelci olsam var ya dedi, tarihi, coğrafyayı, yani o felsefe grubu tam benlik bir alan. Anne bir geldi, benim oğlum geçemez o bölüme dedi. Nasıl dedim ya, çocuk gidiyor elden. Vallahi yapacak bir şey yok. Ve kaç yıldır matematik özel ders aldığını söylüyor ailesi. Netleri hala 2 net, 3 net. Göz göre göre bir hataya ancak böyle gidilir. Olumlu örneğini anlatayım mı size? İrem diye bir öğrenci Fen Lisesi'nde, bakın. Fen Lisesi'nde bir öğrenci nereye geçebilir sayısaldan? Eşit ağırlığa geçer değil mi hocam? Ben orada bir hedef belirledim. Genelde zaten geçişler hukuk için olabiliyor. Bazen işletme için oluyor, psikoloji için falan oluyor. 2-3 tane bölüm var. İrem diyor ki hocam diyor, benim diyor aşık olduğum hedef gastronomi. Evet gastronomi.
Ya dışarıdan bakan biri şey diyebilir. Nasıl bu yemek yapma sevdasına sen Fen Lisesi'nden MasterChef'teki gibi şey mi geçeceksin? Yani böyle oraya mı kayacaksın şimdi? Sözelci mi olacaksın? Evet, sözelci olacağım. Hem de 12. sınıfta okulla beraber de devam ederken. Yani deseniz yani açığa geçmiş işte kendi başına karar, öyle de değil. Hocalarını da bunu anlatmış. Hocalar destekliyor. Allah'tan böyle anlayışlı hocalar var. Destekliyor. Aile bunu destekliyor. Sayısalda girse güzel bir sıralama yapabilir miydi İrem? Yapabilirdi belki. Ama sözelde Türkiye 36. oldu İrem. Gastronomi %100 bursla okuyor şu an İstanbul'da. Tam istediği bir şekilde Türkiye'nin üniversitelerinden bir tanesine gitti. Şimdi sorsanız sayısaldan da sözelde ne bileyim hocam acaba yapamadığı için mi geçti diye siz konuşun durun bir yandan. O gitti ama okumasına devam ediyor. Yani o kadar çok örnek var ki 3. başlık bana bunu sorgulattırması lazım arkadaşlar. Aranızda ben iddia ediyorum. Bana kızabilirsiniz. Sizi size bıraksak, para diye bir şey ortadan kaldırsak sizin için. Gerçi bu sizin kuşakta çok zor bir şey, bunun farkındayım ama para hocam lütfen onu öyle demeyin. Yani para kalkmasın da hani miktarı değişebilir falan, o saygı diyorum size. Tabii ki para olacaktır işin içinde. Ama ben hep şunu merak ederim. Para diye bir şeyi sistemden çekseydik. Sizin bütün hayalleriniz zaten şu an bir yerde hazır bulunuyor olsaydı. Eviniz, o Lamborghini arabanız, ne bileyim kırmızı Ferrari hepsi hazır olsaydı. Bir yerde duruyor. Ama yine de bir iş yapın deseydik size. Ne iş yapardınız? Bunu bence bir düşünün. İlk başta şey diyor öğrenci, anlık yorgunlukla ben yatardım diyor. Vallahi ben eve gider direkt yatardım. 3 gün uyurdum yani. Kimse de uyandırmaz beni. Sorun değil yani falan. Bu anlık yorgunlukla bu cevap çıkabilir. Yorularak devam edemez ama o. En fazla bir hafta sonra kalkar yerinden bir iş yapmak ister. Yemin ederim öyle öğrenciler tanıdım ki. Hocam diyor beni tarlaya göndersinler. Tarlada gece gündüz diyor toprağa dokuna dokuna böyle ekme biçme o kadar çok seviyorum ki diyor. Peki ne için hazırlanıyorsun? Hocam hukuk okuyacağım inşallah. Yani nasıl olacak, soru işaretlerim çok fazla. Okur mu? Okur. Ama o sonra hobilere dönen işlere dönüyor bir süre sonra. Bunun çok çok farkına varmanızı istiyorum. Şu 3 başlık tamam olduğunda, hatta ben kendime de bakıyorum şöyle. Yıllar önce dedim ki, geçenlerde hatta bununla alakalı bir tane podcast attım. Spotify'da aktif olanlar varsa bakabilir böyle. Her çarşamba genelde bir tane podcast atıyorum. Gerçi Spotify'da siz başka şeyler daha çok dinliyorsunuz ama yine de arada böyle faydalı şeylerle dinleyebilirsiniz. Ben dinlediği şeylere falan bakıyorum bu arada. Ne dinliyorsunuz, ne popüler falan diye. Geçen bir tane öğrencime sordum. Sormaz olaydım. Ne dinliyorsunuz falan diye. Öğrenci de hazır mı zaten bunun cevabını vermeye? Ne demiş olabilir? Hocam dedi, ciğerimi deli veren sınav mı geliyor? YKS. Ciğerin delmiş bir şey. Sonra bunu tabii YKS'ye biz bağlayacağız. Nasıl bağlayacağız düşünün. Ya çok şey dinliyorsunuz ama. Ben bakıyorum bazen. Yani saygı duyuyorum tabii. Asla şey yapmam. Ben de bizim dönemde üst kuşağa göre farklı şeyler dinliyordum tabii. Ben de eski rapçilerden biriyim ama hiç de gidip de arabamın markasıyla rap dinlemedim. Hani arabam Dacia falan dinlemedim mesela. Hani o kadar da değildi hani bilmiyorum. Biraz farklı geliyor bana. Ya da ben yaşlanmış olabilirim değil mi? Herkes aynı anda estağfurullah alırsam daha mutlu olurum. Yani bazı arkadaşlar yani hocam sen anlamayabilirsin falan diyebiliyor. Olsun eyvallah. O kadar çok şey dinliyorsunuz ki bu dinlediklerinizle alakalı yaşadığımız sorunlar var mı? Var. Çok fazla sorun var aslında. Burada çok fazla virüs var. Zehra diye bir tane öğrenci geçen sene bizim hatta Grikoç YouTube kanalında mücadele öykülerine geldi. Hocam dedi sizin dedi bütün tavsiyelerinizi ben uyguladım dedi. Bizim navigasyona da üyeymiş. Neyi uygulamadın diye bir şey gelecek ama arkadan. Hocam dedi tek bir dediğinizi hiç yapmadım biliyor musunuz dedi. Ve böyle sırıta sırıta anlatıyor bunu. Ben de merak ettim hakikaten. Anlattı anlattı. Hocam dedi siz şey dediniz ya en azından en kötü ihtimal sınava son bir ay kala sözlü müzikleri bırakın dediniz ya dedi. Evet dedim ben bırakmadım dedi. Peki ne zaman bıraktın dedim. Sınava bir gün kala da dinledim. Hatta dedi sınav sabahı bile dinledim gittim dedi. Ben böyle dinliyorum hani ya maşallah falan diyeceğim ama diyemiyorum da. Peki dedim bunun bir yani bir sebebi olmalı. Çünkü göz göre göre bunu niye yaptın kendine? Tek geçerli cevabı vardı ve hiç bu zamana böyle bir cevap almamıştım. Ama kaç yıldır bu işin içindeyim? 10 yılı aşkın süredir ilk defa bu kadar mantıklı bir cevap aldım. Ne dedi biliyor musunuz? Hocam be de ben deprem bölgesindeyim. Depremle alakalı bütün anılarımı unutacak tek bir şey var dedi. O da şarkılar. Sınav sabahı bile ben şarkı dinleyerek gittim. Çünkü ne zaman kendimi boşlukta hissetsem anılar geliyor, o acılar geliyor aklıma. Kaybolup gitmek yerine bari şarkılarla biraz kendimi belki biraz kaba bir ifade olacak ama biraz uyuşturmak gibi bir şey hocam dedi. Bunun farkındayım dedi. Yani arka planda müzik olsun da ben sorumu yine çözerim dedi. İyi ki de yapmış bunu. Kendince bir yol belirlemiş. İnanın
İnsanların o şarkılardan etkileniyor mu? Çok etkileniyor. Hepsine saygım var. Ama Türkçe'de niye odaklanamadığınızı bence biraz düşünün ne olur. Sadece kelimelerle dolu paragraflar. Rap'in, özellikle rap dinleyen arkadaşlar duyulur buradan. O kadar çok kelime var ki orada, o kelimelerin hepsi benim beynimde canlanıyor. Doğru yolda olsam bile, yani hedefim net hocam, istiyorum bu sıralamayı falan desem bile, birazdan 4 ve 5'te anlatacağım taktikler yerine gelmediğinde o hedefe biz yine ulaşamıyoruz. 3 başta şöyle bir özetleyelim. Arkadan 4 ve 5'e geçeceğim ben. Sahneye 3 güzel insan almak istiyorum. El kaldırın, ben seçeyim. Bir uygulamamız var. Ardından yine devam edeceğiz. Gel. Birinci arkadaşımız sen ol. Siyah gözlüklü arkadaşımız gel. İkinci arkadaşımız sen ol. İki gözlüklü oldu. Bir kişiye daha ihtiyacım olacak. Mavi eşarplı arkadaşımız gel. Üçüncü arkadaşım da sen ol. Hoş geldiniz. Bir mikrofonunuz var mı? Arkadaşları bir tanıyalım. Heh. Teşekkür ediyorum. Heh, tamam. Seninle başlayalım mı? İsmin neydi? Sümeyye hocam. Sümeyye. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Senin yakışalı. Siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Ya tam alkışsan ya hiç alkışsan. Bu da bir garip oluyor. Evet. Sümeyye, birinci başlığımız neydi hatırlıyor musun? Böyle bir şeylerden bahsettik ya. Ne hatırlıyorsun? Hocam bizim okulumuz bile geç geldi. Gelmemiştim. Sizin arası. Okul geç geldi. Evet. Birinci başlığı kaçırdın. Evet. Üçüncü başlık neydi? Üçüncü başlık... Bilmiyorum. Demek ki okulla alakalı değilmiş biraz. Sonra neyi alkışlıyorsun hatırlayamadı. Hatırlayamadı. Tamam. Birinci başta birazdan ne istiyorsun? Hani hedef ne gibi anlatmıştım değil mi? Başarının tanımını yaptık. Ne istiyorsun? Birinci başlıktı. Birazdan seninle bunu tekrar edeceğiz. Tamam. Tamam. İkinci başlığı sana sorsam olur mu? Bir tanıtabilir misin kendini? Benim adım Ahmet. Ahmet. İkinci başlığı hatırlıyor musun? Niçin istiyorsun? Süpersin. Yani niye istiyorsun değil mi? Harika. Sonra üçüncü başlığı hani böyle... Yola çıktık, bir şeyi sorgulamamız lazım İlerideki demiş. İlerideki hedefimizin ne olduğunu sorgulamak değil mi? Sorgulamak ama hani onu metaforik bir yolla anlatmıştık böyle. Neydi? Geldi bak. Evet. Ne? Doğru yolda mıyız, yanlış yolda mıyız? Süper. Yani doğru yolda mıyım, yani başarabilir miyim bunu? Burayı hep beraber tekrar edeceğiz şimdi. Ahmet seni şöyle ortaya alayım ben, gel. Sümeyye seni sağ tarafa alacağım. İsim neydi senin? Nasibe. Nasibe. Seni şöyle sol tarafa alacağım, gel. Şimdi şöyle yapalım Sümeyye. Bu sağdaki grup var ya komple duvara yakın grup. O grup komple senin orkestran olsun. Sen de orkestra şefi ol. Senden şunu rica edeceğim. Bir davul sesi yapacağız beraber. Bir davul alabilir misin eline? Davul arıyorsun bayağı nerede diye. Normal hayali bir davul. Şöyle almanı rica edeceğim. O bölgeye çok yüksek sesle ama şu. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Demeni rica edeceğim. Bir alabilir miyim örnek? Güzel, daha kabaca. Yani davul olduğu için, yoksa sen evet kibar birisin belli. Daha kabaca istiyorum. O grupta senin aynı şekilde kopyalayacak arkadaşlar. Nasıl yaparsa aynısını yapın, olur mu? İki kez söylüyorsun, iki kez cevap veriyorsunuz. Aynı şekilde kopyalayarak, anlaştık mı? Grubu, anlaşmış gibiyiz ama dur bakalım. Bir sor bakalım, anlaşmış mıyız? Anlaştık mı? Tamam, güzel. Sonra buraya geçeceğiz. Gel biraz daha Ahmet. Bak orta grup komple sende, sağlı sollu. Şu taraf hariç. Burada ikinci başlığımızı hatırlıyor musun? Niye istiyorsun? Bir keman alacağız burada. Bir keman alabilir misin eline? Gel. Şu. Niye istiyorsun? Niye istiyorsun? Bir alayım mı mikrofonu? Sesini iyi duymamız lazım. Sen bir, ben tutarım merak etme. Niye istiyorsun? Biraz daha inceltelim. Niye istiyorsun? Fena değil, olacak. Biraz daha zorlayalım, tamam mı? Ahmet'i aynen kopyalıyorsunuz. Nasıl yaparsa. Alınmacı gücenmacı yok. Tamam Ahmet? Süper. Bu özgüven için teşekkür ediyorum. Nesibe miydi? Evet. Nesibe. Üçüncü başlık. Başarabilir misin? Doğru yolda mıyız? Yanlış yolda mıyız? Harika. Ben onu şöyle çeviriyorum. Yapabilir miyim? Yani başarabilir miyim diye. Senden şunu rica ediyorum. Sol tarafa şu. Başarabilir misin? Başarabilir misin? Diye darbuka sesi gibi bir ses çıkarmanı istiyorum. Başarabilir misin? Başarabilir misin? Evet, daha çok yüzüyor gibi oldu ama olsun. Daha hızlı, tamam mı? Ama güzel, gayet güzel. Ben hiç karışmayayım size. Tek seferde yapın ve bitirin, olur mu? İki kez burası, iki kez sağ taraf. İki kez burası, iki kez orta bölge. İki kez burası, iki kez sol bölge. Anlaştık mı? Üç. İki. Bir. Sen de Sümeyye. Hiç fena değil, güzel. Niye istiyorsun? Niye istiyorsun?
Yani güzel. Buyur Sümeyye. Başarabilir misin? Başarabilir misin? Güzel. En iyi hangi grup yaptı sizce? Bunlar da var ya, şuraya göstereyim. En iyi orası mı yaptı sanki? Tamam. Biz o zaman 3 grubu da alkışlayalım ama, değil mi? Sağ olsunlar. Teşekkür ederim Ahmet'ciğim. Çok sağ ol. Nesil'e çok teşekkür ederim. Ben. Sümeyye sağ olasın. Şöyle vereyim. Teşekkür ederim. Evet. 3 başlıkla biraz saçmaladığımıza göre, değil mi? Devam edebiliriz. Evet demeyeceksin. Estağfurullah diyeceğim burada. 3 başlık saçmalık diyorum. Evet hocam valla. 3 dakikadır, 5 dakikadır. Yok, ben amacıma ulaştım aslında. Bu 3 başlığı size çok farklı bir yolla öğretmem lazımdı. Unutmamanız için. Sıra dışı bir yöntem belirlemem lazımdı. Yoksa hiçbir manyak elini alıp da keman sesiyle böyle herhalde çalışmayacaktır, değil mi? Mümkün değil. Bu 3 başlık tamamsa aranızdan biri şunu diyebilir. Hocam ya, ben bir sayısalcı olduğumdan eminim. 1 cepte. 2 hocam inşallah şu 2 bölüm arasında kaldım ama, ya da bölümleri araştırmaya devam ediyorum hocam. Tamam, bu da cepte. 3.'sü hocam bölüm net olmasa bile ben herhalde ilk 50 bin peşindeyim ya da ilk 20 binin peşindeyim hocam dediyse, bakın, hedef iyice kendini belli etmeye başlıyor. Hedefin net olması bizim için mükemmel bir avantaj. Tek eleştiri gelebilir. Hocam benim bölümüm net değil ama kafam çok karışık. Sizin kuşağın kafası ileride daha da karışacak, buna hazır olun. Çünkü yapay zeka arkadan gaza bastı ve geliyor. Yapay zeka hiçbirimizin mesleğini çat diye elinden almayacak. Ama eskiden belki de 10 kişinin yaptığı bir işi artık 6 kişi yapacak, 5 kişi yapacak. Yapay zekanın dijital tarafını hepimizin çok iyi bilmesi gerekmiyor. Ama yapacağımız işlerde meslekleri tanımlarken bile ortaya çıkacak alternatifleri sizin görmeniz lazım. Ben 4. başlığa diyorum ki, o zaman bunlar tamamsa 4. başta taktikler devreye giriyor işte. Şimdi hocam geriye kalan bir 7 ay var, 8 ay var, 6 ay var, böyle gün sayacağız değil mi? Yavaş yavaş geri doğru geleceğiz. 1. sıraya hocam ne koyarsınız? Gelin hadi başlayalım. Ben zaman yönetiminde en başa şunu koyarım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı bütün MEP konu anlatım kitapları. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dağıttığı 3 adım kitapları. Bir tek dinde yok, o da ogmmateryal.com'da var. Hepsine şimdiden vakıf olmak için çalışırdım. Şimdiden. Az önce hikayesini anlattığım ya da bundan sonra yine anlatırsam, seneye bir daha gelirsem, dereceye yaptırdığım öğrencilerin %90'ının kesim kümesinde bu vardır arkadaşlar. MEP kitaplarının ortak çalışması vardır. Hocam ama yani insan oku oku sıkılıyor bazen. Sıkılabilirsin, sorun değil. Ama oradan bize sorular gelecek. 2018 yılından beri MEP çok güzel şekilde dokümanlar paylaşıyor. Ve bu dokümanlar günden güne sınava doğru daha da yaklaşıyor tayfam. Bunun bilincinde olmak zorundasınız. Özellikle salondaki sayısalcılar. Özellikle siz diyorum, çünkü fen tarafında bu yaklaşım çok daha yüksek. Eğer bir sayısalcı MEP kitabına hiç bakmayıp ben böyle giderim hocam diyorsa, bazı konularda geçmiş olsun demek zorunda olacağım. Niye? Çünkü sınava yakınlık konusunda ya da bir sınavın öğretimi konusunda gerçekten çok iyi bir noktaya doğru götürecek bizi. Yakın zamanda bir açıklama yapıldı. Açıklamayı duymuşsunuzdur. Yapay zeka ile alakalı. Duydunuz mu açıklamayı? Soruların hazırlanmasında artık yapay zekadan da destek alınabilir diye. Olur mu olur, belli olmaz. Ben çok şeyi merak ediyorum ama. Hani bu sınav sonuçları açıklandığı bir an var ya böyle. Hatta o anı bir canlandırmam lazım. Ondan sonra dönüyorum oraya. Hani şu sabahın ilk saatlerinde bir haber geliyor. Mezun tayfayı anılarına bir döndüreyim şöyle, dur. Sabah erkenden geliyor haber. Uyuyorsanız en kötüsü, onu söyleyeyim. Çünkü uyandırılıyorsunuz bir de. Kalk kalk kalk, ne oldu? Daha gözümüzü açmamışız falan. Hele bir de kalabalık bir aile ise anneanne babaanne bile devreye girebiliyor yani. Sen bari dur anneanne, sana ne oldu, kurban oldum yani. Sen bir dur, hani önce biz bizimkilerle bir halledelim bu işi falan. Ama o haber geliyor. Bu sene 6 saat sınav sonucunda bakamayan öğrencim oldu ha bu arada. Tam 6 saat. Sistem kilitlendi, ciddi kilitlendi. İnanın kolay bir şey değil ve 6 saat artık yemekmiş, suymuş düşünmüyor artık öğrenci. Bekliyor, sadece bekliyor böyle. Cihazın karşısına geçeceksiniz ya da telefondan. Sayfayı yenile yenile. Bir de şey kötü oldu bu sene. WhatsApp'ta herkes durum atıyor böyle. Bir şeyler atıyor ya, haberler açıklanıyor böyle.
bana bu geldi. Ben sen bekliyorsun böyle. Nasıl ya? Gruptan mı çıksak acaba falan? Şimdi ortalık karışıyor çünkü burada. Hatta aileler şüphe etmeye başladık. Bak kızım açıklandı da sen mi bize söyleyin? Hani bak 5 saat geçti aradan falan. Ama şu bölge bir yanıyor orada. Şu bölge tatlı tatlı. Allah'ım hocam var ya dur. Vallahi şu an bile ben bir kötü oldum. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? O an yaşanacak. Hatta bir de yeni moda var biliyorsunuz değil mi? Kamerayı koyup güzel bir video çekme şeyi var. TikTok'a, Instagram'a falan. Çok güzel bir furya ama bence hepsi yayınlanmıyor onların. Bence. Ben sanmıyorum ki bütün yıllar böyle mutlu sonla. Baba sen en iyisi çık ya. Ben çünkü ortalık karışacak birazdan. Sonucu ben gördüm şimdi. Yani sanmıyorum Anadolu'daki her video yayınlanırsa çünkü çok hoş da olmuyor. Çünkü oradaki diyaloglar falan. Ben öyleydim çünkü bizim evde öyleydi yıllar öncesinde. Ama map kitaplarına yeniden dönelim mi? O sınav sonucunun açıklandığı an kişinin en ciddi birinci pişmanlığı burası oluyor. Hocam ben niye o map dokümanlarına bakmadım? Map kazanımları ya da onların bize sunduğu OGM materyaldeki o kazanımlara çalışmadım. Birinci kısım burası. İkincisi çıkmış sorular. Bunu herkes bir an önce yapsın demiyorum. Ama TYT tarafında artık turlar atılmışsa, bu arada şunu da söyleyeyim. Bir 11. sınıf şöyle dinleyebilir bunu. Hocam ne yani ben şimdi 11'deyim ya. 11'i çalışırken de MEP kitaplarını başvuru kitabı yapayım mı? %100 yap. Bu kadar net söylüyorum sana. 11'i 11'de bitirebiliyorsan harika bir şey yaparsın. Bir de MEP kitaplarıyla bu işi aşıyorsan zaten bu iş tamamdır. İkinci kısma ne var dedik o zaman? TYT belirli bir aşamadan sonra çıkmış sorulara hemen geçmende çok büyük fayda var. Ben sizin bazı huylarınıza bayılıyorum. Mesela soru çözüyorsunuz. Şu tepkileriniz var ya mesela çözüyor mesela öğrencim. Bazen haklı ama %90'da haklı değil. Şu. Bence böyle çıkmaz. Ya bu kitap bilmiyorum biraz hangi yayın bu? Bir yorumluyor böyle kendince bir çıkarım yapıyor. Bir de çözemedi ya böyle. Bir uzaklaştıracak onu. Bir bu. İkisi de şey böyle denemedeki halleri. Denemeye başlıyor mesela. Bir yere kadar geliyor. Deneme zor belli. Bunu 20 soruda fark ediyor ya. Allah'ım o dakikaya kadar akmayan bir burun vardı akmaya başlıyor bir anda. Pardon çıkmam lazım galiba değil mi? Çıkayım en iyisi olan. Çünkü deneme zorlamaya başladı. Hiç ağrımayan bir midemiz karnımız vardı o dakika ağrımaya başlıyor bir anda. Ya galiba bir çıksam iyi olacak hocam yani çıksam mı? Çünkü deneme de hani bilmiyorum devam etsem mi etmesem mi? Bakın bunları bol bol yaşayacaksınız. Daha da kötüsünü söyleyeyim. Evde çözülen denemelerde en bayıldığım bu. Çözüyor öğrenci. Mesela geldi 17 sorunun cevabı B. Tamam Bursa. İşaretlemiş. Ama C kafasını karıştırıyor. Fena karıştırıyor. Orada bir tane nokta bırakmış böyle. Hani silik bir işaretleme. Ama op diye de kodlamıyor. Ama C'ye de bir meyilli. Hani yeşil ışık yakmış oraya. Şimdi cevap anahtarına geçiyor ya böyle. 1A, 2A. Geliyor buna. Ha, C. Geç, geç, geç. Hemen geç. Cevap ne peki? Ceyhan ya. Şey diyor. Hocam öğrenmek değil miydi zaten amaç? Öğrendim işte ben de bunu. Doğrudan sayacağım diyor. Netini artı 5 net mi artırır? 10 net mi artırır? Bakın çıkmış soruların hem şu faydası olacak bize. Birincisi nasıl soru geliyor, nasıl soru gelmiyor? Bunu en iyi size öğreten kısım çıkmış sorulardır. TYT'de artık birkaç kaynak bittikten sonra bunu hocalarınızla konuşun. Bilir kişiyle bunu konuşun. Ama artık TYT'ye veda etme vaktidir. Çünkü çıkmışları elinize alıp ya ben bu basınçtan nefret ediyorum ama fizikte basınçtan acaba nasıl konu geliyor? Sınıflandırmadan her sene 6 tane bakıyorum şöyle her yıl bir tane soru gelmiş. 2018'den bu yana 6 sorusu varsa ya acaba nereyi soruyor bir bakayım da bari bunu kaçırmayayım. Zaten gıcık kaptığım bir konu bari çıkmışları yakalayayım deme ihtimalim bile var. Buna gecikmeden başlamanı öneririm. Ben özellikle mavi tayfa dediğim şu an TYT'de. 60 net ve yukarısını yapan bütün tayfama çıkmışları çoktan çözdürmeye başladım bile bilginiz olsun. Şimdiden çözün çünkü ÖSYM gözlüğünün hani şöyle bir gözlük hayal edin ne olur. Camın birinde ÖSYM var diğerinde MEP var. Bunu takan bir öğrenci kolay kolay sınav dışı bir şey düşünemez. Gördüğü sorulara direkt ha der ben böyle bir soru görmüştüm. Ben çıkmışlarda böyle bir şey görmüştüm bu harika bir soru. Ya da tam tersi bu soru hakikaten saçma bir soru. Ben hiç böyle bir soru görmedim de diyebilir. Devam ediyorum. TYT ne zamana kadar çalışılacak? AYT ne zaman başlayacak? 12'ler zaten AYT'ye başladı. Mecburuz buna. Çünkü okulda bir işleyiş var. Bunu tekrar etmek zorundayız. En kötü ihtimal yazılılarla zaten bu karşımıza çıkacak. Ama bir taraftan da 12 ilerlerken
TYT ile bu dengeyi kurmak zorundayım ben. Mezun tayfada da aynı şey geçerli mi? Geçerli. İster YouTube'dan çalışsın, ister dershaneye gitsin, fark etmez. Ama AYT gündemimize girmek zorunda. Tek bir istisnası var. Bir öğrenci daha hiç böyle 35-40 netleri geçemediyse toplamda, bu öğrenci TYT çalışmaya devam edebilir. AYT'si biraz daha bekleyebilir bu öğrencimin. Ama 40 netleri aşan bir öğrenci, benim turuncu tayfa dediğim öğrenci, artık AYT'yi başlatmak zorunda. En geç tarih 1 Aralık'tır iddia ediyorum size. Bu iddiamda inşallah sizlerle ters düşmem. Çünkü geçen sene de dahil birçok öğrenci şunun gazına geldi. Hocam ya son 3 ayda edebiyat halledilir diyorlar. Ne diyorsun? Sanki cevabıma göre şey yapacak. Sen onu kafaya koymuşlar. 3 ayda edebiyat halledecek. Bunu anladık biz bunu. Hocam sayısalcılar geliyor. Son 3 ayda sosyali halletmeyi düşünüyorum. Ne dersin hocam? Şimdi bu son 3 ay nasıl mübarek bir son 3 aysa, böyle sanki Ramazan ayı böyle mübarek hocam, her şey bereketleniyor orada falan ya. Geçen sene son 3 ay ne oldu arkadaşlar? Hatırlıyorsunuz değil mi? Bütün 3 ay, son 3 ay planları çöktü. İnanın çok zor bir dönem yaşadık orada. Oraya bir şey kalması başka bir şey, mecburiyetten komple dersleri oraya bırakmak başka bir şeydir. Eğer bugün çok yoğun ve yorgunsun, mecburen kalıyorsa sana bir şey diyemem. Vallahi saygı duyarım. Ama yok hocam ya ben o kadar çalışmıyorum ama son 3 ayda bıraktım diyorsan, son 3 aydaki seni tanıyamayacağım için vallahi bunun iyi bir şey olduğunu söyleyemem sana. O yüzden lütfen bir eşit ağırlıkçıysan edebiyatını gündemine almaya başla. Ben bir sayısalcıysam AYT biyolojim niye bekliyor benim? Bir AYT kimyam benim niye bekliyor? Bunlarda benim artık yol almaya başlamam lazım. Çünkü TYT gıcıktır, dalgalı bir denizdir. Dün çok mutlusundur, yarın dünyanın en mutsuz insanısınız. Niye? TYT yüzünden. Hocam dün 68 geldi, bugün 48 geldi. Yani böyle bir saçmalık olur mu hocam? 20 net olacak. TYT sınava bir hafta kala bile çat dibe düşecek. Ertesi gün çat yukarı çıkacak. Biz hep bunun ortalamasında bir yerde olacağız. Ama AYT, sizin tabirinize söylüyorum, adamın dibi. Böyle var ya, ne ekersen onu biçiyorsun. AYT canım benim, kankam. Gel vallahi seninle bir sarılalım. Tamam, AYT işte o. Bir de neyi güzel biliyor musun AYT'nin? Bundan 2 ay sonra falan şu olacak. Biriniz denemeden çıkacak. Hocasına gidecek mesela. Hocam ya da işte bir arkadaşına gidecek. Hocam ya. Canım çok sık. Ne oldu? Türkçeden öyle kötü hatalar yapmışım ki hocam ya. Odaklanamam. 5 sorum gitmiş biliyor musun hocam? Matematiği anlatacak. Hocam ya. 3 soru var ya. Direkt dikkat hatası var ya. Canım nasıl sıkkın falan. 2-3 gün bunu kafaya takan da olacak ha. 2-3 gün bunu cidden kafaya takacak bunu. Ben böyle öğrencim gelince pat diye şu soruyu soruyorum. Pat diye, hiç acımadan, hiç. Peki, AYT'ten kaç net? Şey, AYT'ye girmedim ki. Nasıl yani girmedin? Bu sınavın TYT'si olduysa, hadi bu yayın yapmamış olabilir ama senin AYT'de de çözmen lazım ya hani. AYT'ten kaç net? Bana bunu söyle. Üzücü taraf ne biliyor musunuz? TYT'de kaybettiği 5 neti, AYT'de 2-3 netle rahatlıkla kapatabilir. Bunun farkında değil öğrenci. Ya da farkında... Ama şimdilik çalışmak işine gelmiyor. Hocam diyor AYT'ye, yani ne bileyim biraz mesafeliyim. O da sana mesafeli oluyor bir süre sonra. O yüzden tavsiyemdir, taktiklerdeyiz. Bakın 4. başlıktayız, zamanlama planlamadayız. O yüzden AYT tarafını sakın ama sakın bekletmeyin. İleride şu gaza gelenler de olacak. Hocam AYT çok iyiymiş, çok keyif aldım. Oo harika hocam, çok güzel gidiyor falan. Peki diyorum daha da artırsana bunu. Fullemeye doğru git o zaman, daha da iyi olsun burası. Hocam o kadar olmasa bile yükselecek, harika. Tamam, aynen devam et. Ama TYT bir ay kala bile bizi çok canını sıkan bir arkadaş olabilir. Devam edeyim mi? Taktiklerdeyiz hala bakın. Ve bunlar ortak tavsiyeler. Bazı netler için artık düzenli denemeler başlamak zorunda. Öğrencimiz evdeki denemeleri baz alabilir. Doğru, çözsün evde. Ona da ihtiyacımız var ama evdeki bütün denemeleri gerçek netiniz falan saymayın ne olur. Evde bir deneme çözsünüz var maşallah size. Bazen hayran kalıyorum yine. Kapı çalıyor, kargoyu alıyor, kargoyu açıyor, paket sağlam mı bakıyor, geri geliyor denemeye oturuyor. Arada bir döner sandalyeyse eyvah, arada bir turluyor böyle, oh mis gibi falan diyor böyle. Geri geliyor buraya, anneyle falan bir diyalog kuruyor. Anne geldin bizi bir yemek saatine falan, anne denemedeyim lütfen falan. Ya bu deneme ne yapıyorsun bir dur. Bu kadar rahat olmamalısın sen. Kardeşi geliyor onunla bir kavga ediyor, kapıyı suratına çarpıyor falan. Bak neler yaşıyor, yaşamıyor musunuz bunları? Bunlar evde olabilir ama ben bunu baz alamam. Kaç net geldi şu net. Ben baz alamam ki bunu. Gerçek sınavda bunların hiçbiri olmayacak. Ne kargo gelecek sana, ne kapı çalacak, ne hiçbiri olmayacak. Gerçek sınavda seni bir bırakacağız oraya. Ha.
lavaboda mı yok? Yani çıkamıyoruz biz artık yani. Biz burada mıyız artık? Bu kadar mı? İnanın oranın duygusu çok farklı. Aranızda mezun tayfada yaşamadınız mı arkadaşlar? Oraya gidene kadar her şey ne kadar güzeldi değil mi? Bir gidiyorsunuz, her şey böyle... Bir öğrencim vardı, şey dedi, hocam dedi, oraya kadar zerre heyecan yok. Herkesten ayrıldık, içeri bir girdim dedi. Ne oluyor lan falan böyle bir kötü oldu. Hani o yalnızlık hissiyatı var ya öyle bir anda, tamam bu geçiyor bazılarında ama bazıları biraz geriliyor orada. Sınavın ilk 5-10 dakikası sürüyor ama bir şekilde geçiyor. Ama ilk 5-10 dakika hakikaten çok garip bir 5-10 dakika. Bir de bu Türkçe olunca Allah ister istemez kafa dağılabiliyor. O yüzden taktikleri ne olur zihninize kazıyın. Bir sonraki taktiği de söyleyeyim. Arkadan son başlığa doğru geçiyorum. Son 10 dakikamız varmış. Bir sonraki taktik söyleyeyim. Bütün bunları yaparken bakın. Bir gün yönetimi. Alarmlar kuruyorsunuz sabah erken uyanmak için. Hocam ben daha erken uyanacağım. Ama kaç alarm kuruyorsunuz? Söyleyeyim 8 tane alarm var öğrencimin. 8. 5'er dakika arayla yani 8 alarm nedir ya? Yani böyle bir uyanma tarzı yok. Yani yok. Varsa yani beni inandırın ne olur buna. Ben böyle ömrümde öyle bir şey görmedim. Uyanıyor musun? 8 taneyle. Harika. Ama kaçıncıda uyanıyorsun? Gece yatarken şöyle bir şey ne oldu hayal kurun. 12. sırada söyleyeyim özellikle bak 12'den onu çok iyi dinleyin bunu. Sabaha bir hayal kuruyor tamam mı? Diyor ki sabahları bir 20 tane soru çöz böyle çıkayım diyor. 12. sınıfın evden bir çıkışı var. Elinde yarım poğaça. Poğaçayı nereden aldığı belli değil. Servise zor bela yetişiyor. Gözlüğünü evde unutmuş zaten. Geri dönmeye fırsatı yok. Bir gidiyor böyle yani üstüne poları mı giymiş, okul poları mı, hırka mı, onun bile farkına varmıyor bazıları. Bir şekilde gidiyor. Ya bu gidişin kimseye faydası yok. Vallahi faydası yok. Bak gel burada biraz sabaha bir şey koyalım. 20 tane soru koy. Ben rutinlere bayılıyorum. Yıllardır da güneşten önce uyanan bir insanım. Ve diyorum ki güneşten önce uyanamasam bile gel bunu sabah saatlerine koy. 20 tane soru sıkıştır. Ne koyacağım oraya hocam diyor. Gel sosyal bölüm denemesi koy. Sosyalin bittiyse. 15 dakikanı alır sadece. Bak çöz ve kapat. Bu kadar. Sonra çık servisine rahat rahat yetiş. Bu kadar. 20 tane paragraf koy. Ama rutinler candır. Bak rutinler mükemmeldir. Şu anda bazı öğrencilerime yaptırdığım şeyi söyleyeyim. Teneffüslerde bitireceğimiz teneffüs kitaplarımız var bizim. Yani o kitabın adı teneffüs kitabı. Normalde kimya kitabı olabilir bu. Dil bilgisi kitabı olabilir. Ama bu kitap bir teneffüs kitabı. Hocam içinde diyelim 300 soru var. Bir minik fasikül hayal edin şöyle. Bu 300 soru diyelim ki Ekim sonuna kadar bitecek. Ama nerede? Evde çözmek yok. Teneffüslerde çözülecek bu. Yani ara ara gereksiz diyebileceğimiz saatlerde. Yoksa dinlenmek bile yasak dediğimiz bir şey değil. Tabii ki insan dinlenecek ama bazen öyle teneffüsler oluyor ki yani muhabbetleri siz biliyorsunuz. Ya bu muhabbetlerin sonu yok. Ardı arkası yok. Kesilmiyor bunlar. Oturup orada 5 tane soru çözebilirim ben. 3 tane soru çözebilirim. O yüzden bunların hepsini toparladığımda benim bir gün yönetimim virüslerden de kurtulursa o zaman tadından yenmez işte. Virüsler ne olacak peki? İster Galatasaray diyeyim bunun adına. Hocam bayılıyorum Galatasaray'a. Orada bir az önce bir Icardi forması mı vardı? Bir forma kaldırdı herhalde. Evet tebrik ediyorum. Çok da güzel. Ha bak poster adam posterle gelmiş. Harikasın abi. Yani tebrik ediyorum tabii ki. O kim? Abi siz bunu nereden aldınız? Ozeko mu? Ne yazıyor orada? Kim? Ceko mu? Vallahi tanımıyorum. Gerçekten yaşlanmışım. Hangi takımda? He? Peki. Neyse yaşlılığım da ortaya çıktı iyice. Bak bana şey kitapçık gösteriyor. İşte bu bana bunu eyvallah. Yok yok eyvallah. Ya şaka bir yana. Gerçekten tanımıyorum ha. Vallahi şaka yapmıyorum. Geçen çok iyi biliyordum. Ben yıllarca fanatik Beşiktaşlıydım arkadaşlar. Deplasmana falan gidiyordum ben. Eskiden dur gaza gelme dur. Ama en son gittiğim deplasman Sivas deplasmanı. Kayseri'de okuyorum Erciyes Üniversitesi'nde. Dediler ki maç var. Sivas Beşiktaş maçı. Gidelim. Ama nasıl bir gidişimiz var? Hani mont bile buz tutuyor. Sivas o kadar soğuk. Ben de var ya öyle bir gidişim var. Ne olur beni bir canlandırın öyle. Kafada bandana falan var böyle Beşiktaş bandanası. Forma, mont. Ya benim ya aynaya bakamadım o dönemler şu anki halimle. Ama ben çok kaptırmışım kendimi. Abartmışım. Sizin için demiyorum onu. Ben çok abartmışım. Deplasmana falan gidiyorum böyle ölmeye geldik falan. Ne ölüyorsun abi? Git işte evine akşam sıcacık otursana. Böyle garip bir şey yani. Ama nasıl evin duvarlarını falan görmeniz lazım. Ama ne zamana kadar? Vallahi hepsi bir yere kadarmış. Yıllarca bağlı olduğum şeyi ben fark ettiğimde bir günde vazgeçmem de hiç kolay olmadı. Ama ben bir günde vazgeçtim bütün Beşiktaş'tan. Kaç küsür yıldır Beşiktaş çok iyi bir takım olabilir. Beni ilgilendirmiyor abi. Artık benimle alakası yok. Çünkü ben abartmışım olayı.
Beşiktaş'la alakalı problem yok. Yanlış anlaşılmasın. Benle alakalı problem var. Birçoğunuzun bağlı olduğu şeyler var. Farkında mısınız? Kiminiz cep telefonuna hala bağımlı. Kiminiz futbol takımına hala bağlı. Yani galibiyet bir kere oluyor. Sen bir hafta özet izliyorsun. Bir gariplik var burada. Kimileriniz bazı platformlara bağımlı. Sürekli dizilerle devam ediyor. Sürekli hayat devam ediyor. Kiminiz arkadaşlara bağımlı. Bu bağımlılıkları alıp biz hedefe yönlendiremediğimiz takdirde maalesef büyük bir başarı çıkmayabiliyor arkadaşlar. Haftada bir tane maçımız olmasın hocam, olabilir. Ama ben ne zaman ki o tartıcı çocukla tanıştım ya, o tartıcı çocuğun bana söylediği birkaç cümle benim o gün Beşiktaş'a bütün bağımı kopardı, yemin ederim size. Kayseri'de o tanıştığım o tartıcı çocuk birkaç şey ilk söylemiş bana, hala o çocuğun anısı bende saklıdır. Ama ben o gün ne fark ettim biliyor musunuz? Sabahın 8'inden 9'undan başlayıp akşam 9'lara 10'lara kadar çalışan insanların ekmek parası diyebileceğimiz bir para için, hem de çok daha minimal diyebileceğimiz paralar için ömürlerini feda ederken, karşısında ben o dönem Beşiktaş'ın 100. yıl forması var, bağcıklı forma, ölüyorum bitiyorum babamdan para istiyorum, benim bütün hayalim bu. Karşısındaki çocuğa bir baktım, vallahi benim şöyle bir hayatım olmadı hiç. 5. başlıkla tam bağlantı kuralım mı? 5. başlık bana ne diyor biliyor musunuz? Direksiyonda kim var? Yani zamanı yönetemiyorsan direksiyonda sen yoksun diyor. Başkaları var. 5 dakika diye girdin, Instagram var mesela. Zaman sende değil. 5 dakika diye giriyorsun, direksiyon onlarda, artık geçmiş olsun. Seni 55 dakika buraya hapsediyor. YouTube'a bir yarım saat için girdin sadece. Dinlenecektin, kafa dağıtacaktın ve çıkacaktın oradan. Ama tam 3 saattir oradasın. Demek ki direksiyon sende falan değil. Hiç kusura bakma. Arkadaşın aradı. Dedim ki ya bir görüşelim hocam, bir yarım saat bir çay içeceğiz dedin. Vallahi 5 saattir dışarıdasın, direksiyon sende falan diye söylemiş, kızma bana. Odanın içine girdiğinde yaptığın plan karşında güya bir 10 dakika dinlenip başlayacaktın. Ama direksiyon sende değil, yarım saattir debelenip duruyorsun hala. Bütün bunları niye anlatıyorum biliyor musunuz? Şunun için anlatıyorum. Direksiyona geçmeyen bir öğrenciyseniz, yaşadığınız ufacık bir zorlukta arabayı terk etme ihtimali çok yüksek. Sınava son 1 ay kala, son 3 ay kala ben arabayı artık bıraktım, zaten direksiyonda ben değildim deme ihtimali çok çok büyük. Ben bütün bu anlattıklarımı güncel tarafla bağlamak zorundayım. Bakın, şu andaki sosyal hesaplarda gördüğünüz videolar, fotoğraflar, bütün dünyada yankılanan olay ya da olaylar, hiçbiri bizden bağımsız olaylar değil. Allah korusun, daha da kötüleri yaşanabilir düzeyde devam ediyor ve belki de yaşanacak. Dünya üzerindeki bütün gelişmelere bakınca şu karşımıza çıkıyor. Dünya hiç de iyi bir yere falan gitmiyor. Kimse kendini kandırmasın. Bizim sizin tarafta çok güçlü olmanıza ihtiyacımız var. Çok güçlü hem de. Bu gücü sakın sadece para olarak düşünmeyin. Sadece vücut yapacağım, kas yapacağım gibi düşünmeyin. Spor yapacağım gibi, bu değil. Vallahi bu değil. Hem manevi olarak hem maddi olarak gerekirse bütün gücünüzü toparlamanıza ihtiyacımız var. Bu gücü nereden alıyorsanız oraya başvurun. Ben bunu bilmem. Sizin hayatınız farklı olabilir. Ama ne olur sağda solda heba ettiğiniz dakikalar, saatler yüzünden 5 yıl sonraki, 10 yıl sonraki bir hedeften ne olur vazgeçmeyin. Ben kendime şunu söylüyorum. Bir yerlerde bir şeyler olurken Gökhan sen ne yapabilirsin? Vallahi elimden gelen neyse ben onu yapacağım. Çünkü daha ötesinde ne gücüm yetiyor ne de başka yapacak bir şeyim var. Sizin tarafta da aynı şey geçerli biliyor musunuz? Ben yerinizde olsam kendi direksiyonunuza geçip hem kendiniz için hem bu güzel ülke için hem de gerekirse bir yerlerde sizi bekleyen birileri için gece gündüz çalışırdım. Yemin ederim size. Üniversiteye gittikten sonra size kalmıştır. Ama bir daha bu dönemlere dönmeniz çok zor. İnanılmaz zor olacak. Üniversitede belki 4-5 yıl size verebiliriz. 4-5 yıl hadi bir şeyler yap diyebiliriz size. Ama şuradaki 6 ay, 7 ay ya da 1,5-2 yıllık süre bir daha dönmemek üzere şu an gidiyor. Direksiyonun farkına varın ne olur. Bu direksiyonu bırakırsanız yarın bir gün gördüğünüz fotoğraflar, videolar sadece seyirci olarak izlemeye devam ederiz bizler. O yüzden ben buraya gelmekte inanın çok çok mutlu oldum. Çünkü anlatacağım bir şeyler vardı. 5 başlığı inşallah anlatabilmişimdir size. Hani istiyorum ki yıllar sonra sizlerle bir yerlere karşılaşalım. Karşılaştığımda hayaliniz olan yerde olmanızı çok çok isterim. Yoksa üniversite kazanmak artık mesele değil. Barajla kaygılanmanıza gerek yok. Barajsız da gidiyorsunuz zaten üniversiteye. Ben hocam bu şehirden artık gitmek istiyorum Aksaray'dan. Çok basit. Barajı bile geçmesen gidersin bir yerlere, korkma. Gidilir de sonra ne yapacaksın? Sonrasında ne var bunun? Üniversitenin sonrasında seni ne bekleyecek?
Asıl hedefler orada başlayacak. O yüzden ne olur şu 5 başlığı bir gündeminize alın. Hep şey diyordum ya, belki bilenler vardır. Geçen sene de bu sözü belki de söylemişimdir. Bu ülkenin size ihtiyacı var diyordum ben. Ve sonra kendime çok kızdım. Yemin ederim çok kızdım. Dedim ki Gökhan, sen niye gençlere bunu söyledin? Bu ülkenin size ihtiyacı var demek sadece belirli bir coğrafya sınırı çizilmiş ve buradaki insanların sana ihtiyacı var demektir. Vallahi de billahi de şu an inandığım şeyi söyleyeyim size. Dünyanın bize, yani size ihtiyacı var. Öyle büyük bir başarı hedefleyin ki ne olur içinde merhamet barındırsın ama. Öyle bir başarı hedefleyin ki ne olur içinde fayda, insanlık barındırsın. Hem kendinize hem bize, gerekirse herkese ışık tutsun. Benim söyleyeceğim şey budur. Gri'nin hikayesi de zaten böyle doğdu. Hedefim kendi çapımda beyaza gitmekse, bir öğrencinin grisi de her şeyin farkında olup hiçbir şey yapmamaktır. Ders anlamında söylüyorum bunu. İnşallah kendi beyazınıza ilerlersiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben son bir selfie alacağım. Gittiğimiz her şehirde aldığım gibi. Sonrasında imza tarafına geçeceğiz. Vakti olan arkadaşlarım varsa orada tanışabiliriz sizlerle. Fotoğrafımızı alalım mı be? Burada okumayı Aksaray'da. Yani hocam ben şehir dışına gitmek istiyorum diyenleri bir görebilir miyim? Ne kadar şehir dışına gitmek isteyen var? Tamam peki. Hocam bana fark etmez diyenleri görebilir miyim? Bir kişi olarak senin sahneye yok, şaka şaka. Tamam. Yani %90 civarı falan herhalde. İnşallah güzel bir hedefiniz var. Peki. Hazır mıyız abi? Şöyle yapacağız. Benim her gittiğim şehirde son olarak 3-2-1 diyeceğim. Aksaray diyeceğim önce. Sonra 3-2-1 diyeceğim. 1 dediğim anda telefonlarınızın ışığına ihtiyacım var. Şu arkadaki fener bölümlerini bir çıkarabilir misiniz? Açın ne olur. Açın, şu an kapalı dursun şöyle aşağı doğru. 3-2-1 dediğim anda ışıkları havaya doğru kaldırıp aynı anda eş zamanlı çok yüksek sesle ne diyeceksiniz? O valizler dolacak. Bunu istiyoruz. Tamam mı? Yani kazanacağız ve gideceğiz inşallah. Anlaştık mı? Herkes aynı anda keman sesiyle istemiyor. Normal isteyeceğiz. Tamam mı? Zaten yapamadık keman sesini, değil mi? Peki. Hazır mı herkes? Işıkları bir görebilir miyim? Güzel. Tamam. Harika. Şimdi. Burası iyi mi? Tamam. Hadi bakalım. Aksaray. Hazır mısınız? O zaman. 3. 2, 1. Harikasınız. Vallahi tahmin ettiğimden daha iyiydi. Güzel. Teşekkür ediyorum hepinize. Çok çok sağ olun. İmzada hangi alandayız? Onu söyleyeceğiz. Onun öncesinde size bir hediye taktiğimiz olacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Bülent Soyeri Beyefendi. Alkışlarla sahneye alıyorum. Evet, kıymetli öğrenci arkadaşlarımız, imzamız tam karşıda olacak. Hemen sıraya girebilirsiniz. Buradan hızlıca çıkıp hemen...